Merhaba arkadaşlar, Japonya dertlerini ve şimdi bilin. Hoş geldin. Zamanları girmeden önce sizlere Waga, o, ni, de, e, kara, made, no, to, kamo, ne, yo, yone gibi şeylerin bunların ne olduğunu, ne işe yaradığını anlatacağım. Solda Japonca, sağda ise Romanca yazılı. Hangisinden rahat anlıyorsunuz bakabilirsiniz. Va ne diyormuş burada? Topic marker, explanation. Yani İngilizce'deki gibi emizar. Yani Türkçe'de nasıl anlatayım ki yani benim adım Türker desem mesela bizde öyle bir şey yok. Yani my name is buradaki is gibi. Day'den sonra gelen R gibi değer. Onun gibi bir şey oluyor. Koreva, Textures, Texture burada gördüğünüz gibi Katakana ile yazılmış. Bu testtir diyor. Ga'ya gelelim. Ga çok güzel bir şey ama az da olsa karışık. Bilinmeyen objeler diyor. Darıga kimaştaka. Darıga kim demek? Kimaştaka kimaşta kimastan geliyor. Yani 70 zaman oluyor. Kimaşta geldi. Sonunda da ka. Yani kim geldi diyor. Bu da cevap diyor. Sonu kotae. Yani cevap biri kendi işte. Suzuki-san'a kimaş diyoruz. Suzuki-san geldi. Yeni bir bilgi verirken. Ne diyor burada? Abostoga kimaşta diyor. Aha diyor. Otobüs geldi diyor. Ne bileyim bir şey görün. Aa kaza oldu. Aa birisi geldi. Aa bir şey oldu derken bunları söylüyoruz. Burada ise Meguro ni emelsiga arimas. Arimas imas mevzusu var. Arimas cansızlara geliyor. Hareket edemeyen yani bitkilerde bunların içinde imas hayvan mı insanlar yani hareket edebilen anlamında girmişler. Canlı cansız olarak ayırmamışlar. Yani bu ne anlama geliyor? Ga'dan sonra arimas gelecek yani imas arimas şöyle açıklayayım size. Exist yani var olmak. Var gibi bir şey. Bu var demek. Bunu ileride detaylı görünce anlayacağız. Genelde bu ga arimas ya da imastan önce daha önce de söylediğim gibi hepsine geliyor dedim fakat istisnalar olabiliyor cümlenin kalıbına göre. Yani Meguro'da MLC var. MLC bulunuyor. O var. Object marker diyor. Wine on maçta. Wine yani şarap. Şarabı içtim. Şarap içerim ya da içeceğim. Ne bileyim ha. Bizdeki bulunmayan bir şey. Şarap içtim dersin ama adamlar şarabı içtim der. Sonra hamburger yedim dersin. Hamburgeri yedim der. Öyle betimler bu. O anlama geliyor. Buradaki o'nun yazılışı farklı. Normal Japonca'daki o'la farklı. Genelde wo olarak da okuyorlar. Yazıyorlar. Pardon. O olarak da okuyorlar. W-O. O. Şimdi niye gelelim? Need is to go diyor yani biri. Shinjuku ni ikimasu. Şimdi buradaki ni ile buradaki E'yi karıştırmamak lazım. Burada bir amacımız var. Shinjuku'ya gidecek ya da gideceğim. Ama bir amacım var orada. Bir şey yapacağım ki gidiyorum. Location in at which something exists diyor. Herhangi bir yerde bir şeyin olması ya da bulunması. Toiruva İçikayını aramaz. Tuvalet diyor birinci katta bulunuyor diyor. İçikayını aramaz. Mesela bak buradaki bahsettiği bu. Garimas diyor, imas diyor. Burada istisnalardan biri de bu. Mesela burada Toireva İçikayı garimas dersek çok ilginç olacaktı. Böyle bir şey saçma olurdu. Tuvalet diyor birinci katta bulunuyor. Birinci katta vardır ve zamanlardan sonra Nichiyo bini Kabukiyomimasu diyor. Falan Nichiyo binlerden biri. Yobi ile bitiyor günler. Burada gördüğünüz gibi Yobi. Ve bu pazar günü demek. Günleri de bir sonraki videoda girmeyi düşünüyorum. Ya da bir sonraki videoda büyük ihtimalle bunların soru şeylerine girelim işte. Dare, Nani nan, itsu,
Fotoğrafçılığa girmeyi düşünüyorum. Hatta ona gireyim. 6. ünitem onunla alakalı olsun. Buradan da söyleyeyim size dersim. Kabukomimasu. Kabuki'yi gördüm diyor. Şimdi burada Kabuki ne? Pazar günü diyor. Kabuki'yi gördüm. Ya da göreceğim. Gördüm değil de göreceğim. Görüyor olacağım. They were by means of using diyor. Yani bir şeyden anlamında nasıl diyeyim yani takışı da kayırmaçtı diyor. Taksi ile geldim. Bay demek işte. Bu film bir Brit tarafından yapılmıştı derler yani. Bu made by bla bla. Onun bir şey oluyor bu. Takışı da kayırmaç. Taksi ile geldim. Mesela bu ileride değişecek. Çünkü bu D ile to buradaki anlam var. O da çok karışıyor. Ben de karıştırıyorum. Ni ile E var mesela. H ama E olarak okunuyor. Bu da E olarak okunuyor. Normalde H olarak yazıyorsun. Ama normalde H'yi bir H'ye dersek mesela. H'ye o da demek. E'ye değil değil. H'ye diye okuyoruz. Burada da grup demiş. Sanlin de iki mas. Ha. Burada nin insanlara geliyor saymış şey 3 insan nasıl diyeyim gidiyor kimas ya da gidecek 3 kişiyle gidecek anlamında burada büyük ihtimalle burada gördüğün gibi tek Tomodachi Toikimasu diyor. Arkadaşıyla gidecek diyor. Burada 3 kişiyle gidecek. Yani o anlama da gelebiliyor. Grup. Topluluk yazarken. Öyle oluyor. Yani burada çok baya bir karışacak. Yani burada tek Tomodachi arkadaşlar. Arkadaşlar da yapıyoruz. Ama burada Sannin var. 3 kişilik grup. 3 kişi gidecek. Burada E'ye gelelim. Gitme yönelme anlamında bir yön. Shumatsu ni Hakone e kimat. Shumatsu hafta sonu. Hafta sonu mesela burada bak ne demiştik zamanlar. Burada zamanlarda tıklamayı unuttum zamanlar, günler, haftalar. İşte önceki hafta, sonraki hafta, ne bileyim önceki ay, sonraki ay, önceki sene, sonraki sene. Bunları göreceğiz. Sonra yani oyun günleri, haftanın günleri. Bunlar da saatler, dakika. Bunlar da kullanılıyor. Yani bu nilerle, eylerle dağlarla bunların hepsiyle bir işimiz olacak. Hafta sonu diyor Hakone'ye gidecek. Yani gidecek. Ama gideceği belli mi değil mi? O bilinmiyor. Hani gidebilir de gitmeyebilir de. Toward diyor yönelme. O anlamları kullanabilir. Kara from beginning point on time or place diyor. Bir şeyden bir yerden yere bir şeyden başlama. Çıkara iki madde gofun des. Üçü ev demek. Çok böyle rahatsız edici bir ses çıkaracağım. Çünkü üzülüyorum hatta olduğum için. Uçi ev demek. İki istasyon demek. Yani evden istasyona kadar. 5 dakikadır. Fun dakika. Demek. Bunun neredeydi? Dakika dakika. Ha. Fun. Bunun başka bir yazılışı da var. Burada böyle yazmış. 5 fun. Yani evden istasyona kadar da 5 dakikaymış. Reason no marker diyor. No ama günde nasıl diyeyim? Den dolayı gibi bir şey yapabilirsiniz. Yani burada örnek de vereyim. Yarın diyor tatil olduğundan dolayı evde bulunacağım. Üçünü imat diyor mesela ga demiyor. Bu çok kanser bir şey. Bunu anlayacaksınız. Evde bulunacağım. Yani burada bir evde bulunuyor. Nerede? Located in which something where exit diyor. Yani bir yerde bulunuyorsun. Şöyle yapalım hemen. Kara bu. Evden. Otobüsten. Basukara. Ne bileyim. Çok şeylerde kullanabiliyor. Madde antil kadar. Rokuji madde şigoto
Oşimas. 6 saat kadar iş yerinde çalışıyor. Yani 6 saat kadar çalışıyor diyebilirim. Şimdi burada dedim ki bu 6 saat demek bundan sonra niye gelmedi? O değişiyor. Burada bir 6 saat var yani saat 6 demiyor. Hani 6 saat boyunca 6 saat kadar çalışıyor. İş yapıyor. No diyor pozitif marker diyor. Kara watashi no hon desu. Bu diyor benim diyor. Yani watashi no yani ben demek watashi no im gibi. Anata no senin. Kare no onun. Kanojo no onun. In gibi düşünebilirsiniz. Hon kitap demektir. Hatta onun burada var mı? Buraya kanjileri yazmamışlar büyük ihtimalle. Belonging. Bir şeye sahiplik olmak. Belonging. Kore wa Nihon no kuruma desu. Bu Japon arabasıdır diyor. Yani Japon arabası derken bundan bahsediyorum. Yukarıdaki oradan bahsederken. Bir şeyin arabası bu. No değil bu çok üzülüyorum. Şarabı içerim burada bir şeyin arabası. Japon arabası değil Japon'un arabası. Hani Japon arabası. Anlamına geliyor. Nihon no kuruma. Bazen bunu benim karıştırdığım oluyordu. Denma bango var bir şey de istiyor. Ha. Burada bakalım denma bango. Allah Allah bu ne alaka onu anlamadım. Bu telefon numarası işte. Telefon numarası bu telefon demek bango numara demek. Telefon numarası 03 34 93 37 27. To ile anlamına geliyor. And non and non arasına geliyor yani isim. Kohito chizu keiki o onegaishimasu. Heh, burada sipariş veriyor. Onegaishimasu. Burada o var. Kahve ve cheese cake, peynirli kek olacak büyük ihtimalle. Lütfen diyor. Kahve, peynirli kek lütfen diyor. Cheese o, onegaishimasu. Burada o'yu göreceksin. Burada da saçma sapan bir yere gelmiş mesela. Kahve ve peynirli keki. Hani isterim. İstiyorum. Gibisinden bir şey. Lütfen. Bunlar da emin olun beni de kanser ediyor arada. With ile demekti. Tomodachi to ikimasu yani buradaki ile karıştırmayalım. Burada grup var. 3 kişilik grup gidecek yani. 3 kişi gidecek. Burada ise arkadaşım ile gideceğim. Yani Tomodachi arkadaş demek. Nakama var. Nakama yol arkadaş. Bunu animelerden duymuşsunuzdur. Nakama. Arada Tomodachi'de kullanıyorlar tabii ki de. Kakuishima, Daijoubu desu ka? Daijoubu. Yani iyi olmak bir şey oluyor böyle mesela animelerde duymuşsunuz Daijoubu desu derler. İyi misin? Ya da Daijoubu derler. Ka soru işareti bir şey oluyor question mark. Daijoubu desu dersen iyidir. Watashi wa Daijoubu desu dersen ben iyiyimdir oluyor. Watashi no Tomodachi wa Daijoubu desu derken benim arkadaşım iyidir oluyor. Watashi no Tomodachi wa Daijoubu desu derken benim arkadaşım iyi mi? Anlamına geliyor. Also to as well as ha. Mo'ya geçtik şimdi de. To anlamına geliyor. To nasıl derler? İyi misin derler. Ben de. İyiyim de ki de gibidir bu. Watashi mo ikimasu. Ben ne gideceğim diyor. Watashi no tomodachi ikimasu kara. Watashi mo ikimasu. Benim arkadaşım gideceğinden dolayı burada da bir tane karayı kullandık. Gideceğinden dolayı. Ben de gideceğim dedim. Dare nani? Mo artı ha negatif. Bu değişiyor. Nobody nothing anlamına da geliyor diyor ama burada bunun cümle yapısına göre değişiyor. Doğru mu? Kümesen değiştir diyor. Kimse. Dare kim demek? Kimse. Gelmedi diyorsun.
Deşta bunun pas hali geçmiş ve pas zamanı olmuş. Bir negatif ve pas hali olmuş. Onları da ileride göreceğiz. Daremo, Kimasen, Deşta. Kimse gelmedi. Nanimo var. Hiçbir şey anlamında. Itsumo var. Hiçbir zaman ya da her zaman anlamında da geliyor. Yani bu cümledeki yapıya göre. Yani bu durumun negatif olmasaydı Kimaçta deseydik Darımı Kamaçta kimse kimse değil de birileri geldi anlamına gelecek. Yani bu ileride detaylı bir şekilde anlatacağım bunları. Burada aklınız karışabilir. Asking for agreement. O işi desu ne? So desu ne? Kore o işi desu yo. Ha, burada bir şey hakkında bir şey söylüyorsun. Ne üşü desin ne diyorsun mesela. Katılıyorsun. Tatlı değil mi diyor. Lezzetli değil mi diyor. Aynen öyle diyor. Evet diyor. Burada katılıyorsun. Sonunu ne koyuyorsun? O üşü desin ne diyorsun. Çok güzel değil. Aynen. Burada ise yo derken telling giving information diyor. Yani bir bilgi veriyorsun. Kore bu işi desu yo diyorsun. Bu güzeldir diyorsun mesela. Ben hani önceden yemişsin biliyorsun. Kore bu işi desu yo diyor. Ondan sonra karşıdaki bunu yiyor. O işi desu ne diyorsun. Hani ne güzel değil mi hani anlamında. O da so desu ne diyor öyle. Aynen öyle diyor. Yone burada ben ilk defa görüyorum. Yone. Confirmation. Kyo no kaigi wa. Bugünün diyor kaygısı diyor 12 saat kadardır. Saat Juni Karades. Kaygı toplantı mı? Bugünün toplantısı 12'den sonra anlamına da geliyor olabilir mi? Ya da 12 saat kadardır desek evden okula kadar desek madde olacaktı. Burada madde olmadı. Karadan'dan. Bugünün toplantısı 12'dendir ya da hani saat 12'den sonra olabilir anlamını da yapıyor olabilir. Burası çok ilginç bir şey olmuş. Ben de error verdim, ne yalan söyleyeyim. İleride sizlerle baktıkça neyin ne olduğunu yavaşça ben de sizlerle anlayacağım. Ve büyük ihtimalle 5. bölüm, 5. bölüm burada bitsin. 18 dakika sürmüş gene az güzel. Büyük ihtimalle sonraki videom ne hakkında olacak dedim ben size. Ne güzel. Onu da unuttum. Tam rezil olduk. Sonraki videom zamanlar dedik. Sonraki videom sorularla alakalıydı. Evet, ne nedir falan filan. Kim? O, bu, şu. İşte kura var, kaç para? Kutsu var, kaç tane? Onunla alakalı olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.